bu şartları kabul etmemiz mümkün değil. Neymiş avukat hanımcığım? Şartları acaba neymiş? Birol Bey'in Nazlı Hanım'ı aldattığı sabit olup... Bir dakika. Bana 5000 TL nafaka mı bağlayacakmış? Evet. Yani fazla bile. Zaten malların yarısını alıyorsun. Alacağım. Zaten malların tamamını almadığımı dua et. Yarısını alacağım. Hani sen beni aldattın ya. Nazlı Hanım sakin. Sakin. Biz ne konuşmuştuk? Sakin olacaktık hani. Tamam. Sakin olacağım zaten. Hiçbir şekilde muhatap bile olmayacağım. Taleplerinizi yeniden düzenlemenizi rica ediyoruz. Nazlı Hanım özellikle Alaçatı'daki yazlığı istiyor. Alaçatı? Hı hı. Yazlık. Benim yazdım. Hayır efendim, olmaz. Olmaz. Orayı ben aldım. Hayatta olmaz. Tahrik etmeye çalışıyor, farkında mısınız? Bırakın ağzının payını vereyim burada herkesin içinde. Nazlı Hanım sakin. Benim verebilecek başka bir şeyim yok. Yok. Bana bak. Böyle dik dik konuşma. Fena olur. O günler geçti artık Nazlı Hanım. Benimle saygılı konuşacaksın. Sana saygı duyacağım ben. Sana saygı duyacağım ben. Yürüyün gidelim lütfen. Müvekkilinize sahip çıkar mısınız? Lütfen, lütfen. Nazlı Hanımcığım, sakin. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya sen nasıl utan ya? Sen nasıl bir insansın? Beni burada boyun uzamış, ondan sonra benden saygı bekliyor. Her şeyi alacağım, her şeyi. Bununa kadar alacağım. Bununa kadar alacağım. Yoksa boşanmıyorum senden. Boşanmıyorum yoksa. Ama Nazlı Hanımcığım. Yürüyün lütfen, çok rica edeceğim ya size. Sakin olacaktık. Nazlı Hanımcığım, Nazlı Hanımcığım. Hanımcığım, hanımcığım. Tamam da ama... Aferin, bravo, bravo. Kusura bakmayın, ben de böyle olacağını tahmin edemedim. Helal para verdik, bravo. Amirim, sizin derdiniz ne? Siz beni delirtmeye mi uğraşıyorsunuz? Geldi deli. Ne uğraşacağız oğlum seninle biz? Şu içerideki kadına görevinin ne olduğunu tam olarak söyler misiniz? Kendisini polis zannetmeye başladı çünkü. İkisini olay yerine yolladım da. Aynı odaya koymuşsun bir de. Ne yapayım? Boş oda yok. İdare edin canım size bir iki ay. İlk söylediğimde bunun bir hali vardı. Sinirden ağlayacak neredeyse. Bir gidişi var. Ya zannedersen istifa etmeye gidiyor. O derece yani. Amirim ben hala buradayım. Duyuyorum ve sinirliyim. Biz de sinirliyiz oğlum. Ne yapalım yani? Hiç gülmeyelim mi? Hop hop hop. Dur nereye? Gel. Şu yeni dosya hakkında konuş biraz. Konuşulacak çok bir şey yok amirim. Ekrem Taşçı, öldürülen adam. Kadir Gümüşçü'nün arkadaşıymış. Kadir Gümüşçü'nün kim olduğunu hatırlıyorsunuz herhalde. Psikolog hanımın kocası. Kim söyledi sana bunu? Psikolog hanım. Bu Kadir Gümüşçü zanlı diyorsun yani, öyle mi? Ne diyecek? Şimdi de şebekeye bağlayacak. Yani bir bağlantı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bak gördün mü? Tanıyorum ben bu adamı. O gazetedeki şebeke haberini de sen yaptırdın değil mi? Yok, ben yaptırmadım. Araştırıyoruz. Çıkar birkaç gün kim olduğu. Tamam. Bu kadar değil mi? Şimdilik. Çık hadi çık. Katil tek kurşun kullanmış. 3 metreden. Mesafemiz bu. Zavallı Ekrem Bey tam kalbinden vurmuş. Yani bu ne demek oluyor? Ne oluyor? Katilimiz profesyonelmiş. Eli bile titremeden Ekrem Bey vurmuş. Dedi çok bilmiş dedektifimiz. Şahin Bey, biz de arkadaşlarla olay anını tartışıyorduk. Ahmet Saygun'la ne zaman konuşacağız? Toplanın çıkalım. Dava dosyalarını falan da alın. Not defterimi alayım, odamda bırakmıştım. Odamda, odamda. Benim odamda. Sen gelmiyorsun. Başkomiserim, burada mı çalışacağız? Ne oldu Nermin, beğenemedin mi? Yok başkomiserim. Oh. Önünüze dönseniz ulan. Bak çıkarmam sizi buradan ha. Evet Umut, anlat bakalım. Başkomiserim, benim bilgisayarım yokken ben olaya kendimi adapte edemiyorum.
Telefonun var, bütün gün elinde geziyorsun ya. Doğru da. Başkomiserim, ben cep telefonuma indirdim tüm bilgileri. Sen ne zaman aldın ya bunu? Geçen ay. Kaç taksit? 6. Ha, güzelmiş ha. Benim hanım da bundan istiyor da. Sağlam mı bu? Ne yapacaksın, çivi mi çakacaksın? Yok başkomiserim, benim hanım tam bir telefon canavarı ya. Şimdi bir de hamilelik izni ayrıldı ya, evde sıkılıyor sürekli. Bık 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 telefon elinde, düşürüyor, çiziliyor, su dökülüyor, bir şeyler oluyor yani. Taktı bu telefondan istiyor o da. Ya milletin hanımı hamileyken ayvere çeli aşerir, kivi aşerir. Ne bileyim ben, leblebi aşersin, bizimkisi de telefona aşeriyor. Komik mi Nermin? Bu mu yani, mizah seviyemiz bu mu bizim? Beyler, sizin kafalar iyice çorbaya dönmüş. Bakın ben sizi aydınlatayım. Bundan sonra kişisel dertlerinizi, kişisel problemlerinizi yeni oda arkadaşım, hobi psikolog İpek Hanım'la paylaşacaksınız. Cinayetle ilgili düşüncelerinizi de benle paylaşacaksınız. Onunla değil, onunla değil. Sizle. Anlaştık mı? Anlaştık. Siz bir şu Ekrem Taşçı'nın ofisine gidin bakalım. Çalışanlarla konuşun, sekreterle falan. Bir çözün orayı yani. Biz de bu Ekrem'in parasını kaybettiği Ahmet sahibine gidelim. Hadi. Şu belamızı yakalamadan uzuyorlar. Dün telefon kayıtlarını getirdim de Şahin başkomiserim yok herhalde. Ha. Onlar dışarıda. Ben kendisine iletirim. Teşekkürler. Aşkım. Ay İpek. Ay buraya girmek bile ne kadar zormuş ya. Senin ismini verdim önce. Seni tanımıyorlar galiba. Daha işe başladığını bilmiyorlar. Çıkarmadılar beni yukarı. Sonra Şahin başkomiserin ismini verdim. Pıt, çıktım hemen yukarı. Hoş geldin Nazlıcığım. Ne kadar güzel çiçekler, bana mı getirdin? Şahin odası mı burası? Seninki nerede? Bunu böyle güneş gören bir yere koyalım. Beraber mi kalıyorsunuz burada? Şimdilik odayı paylaşmamız gerekiyor. Dur şunu şimdilik şöyle şuraya koyayım. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.